Benim son kitabım bu, Kutsal Kısır Döngü. Bugün ben çok iyi bir haber aldım. İşte bir haftalık süre içinde, bir haftada iki baskı yapmıştı. 10-15 günlük süre içinde üçüncü baskısını yapmış. Ya güzel bir kitap ama. Ben İçtihat Kapısı kitabının hem bir devamı hem de ondan bütünüyle bağımsız yeni bir çalışma olarak tasarladım ve öyle yazdım. İslam dünyasında geri kalmışlığın kaynakları ve nedenleri üzerine bir araştırma bu. Ben bu kitabı imzalamak ve Tele1'le ve Özgür Basın'la dayanışma amacıyla seçimlerden sonra Türkiye'de neler oluyor başlıklı iki konferans vereceğim. Birisi cumartesi günü Düsseldorf yakınlarında Oberhausen kentinde Kuzey Ren-Vestfalya'ya bağlıymış. Saat 13'te bir konferans olacak. Seçimlerden sonra Türkiye'de neler oluyor başlıklı bir söyleşi ve bağımsız basınla, özgür basınla dayanışma toplantıları var. Ondan sonra bu kitabı imzalayacağım ben. Bu kitabı hazırlarken o zavallılığı gördüm. Tabii. Ben bu kültürel havzanın bir çocuğu olarak İslam dünyasının böyle büyük bir sefalet, böyle büyük bir ilkellik ve gerilik içinde olmasından acı çekiyorum. Ne zaman bu konferans ve imza? Hangi gün? Bir daha. Bu cumartesi ve pazar. Bu hafta sonu Bu hafta yani. sonu. Yani yarın değil, ondan sonraki cumartesi günü Oberhausen Yarın siz kentinde. yoldasınız. Yarın yoldayım. Evet, Oberhausen'de olacak. Pazar günü saat 15'te ise Köln'de. Çok büyük bir rastlantı. Siz bitirin, ondan sonra benim Köln'de ekleyeceğim bir olacağım. şey O var. zaman Evet. saat 15'te ilgili düzenleyen Fikir Atölyesi. Fikir Atölyesi diye orada bir aydınlar platformu, bir Türklerden oluşan bir şey grubu. Bir gazeteciler, bir entelektüeller, gazeteciler, yazarlar grubu, fikir atölyesi. Çeşitli seminerler, konferanslar düzenliyorlar. Alevi kültür merkezlerinin salonlarını almışlar Ne toplantı güzel, için. ne güzel. Hem Oberhausen'de hem Köln'de Alevi Kültür Merkezi'nin konferans salonlarında Evet. düzenlenecek Ben ama... vurguluyorum. Bu Evet. hızlı hızlı konuşmalarda gözünüzden, kulağınızdan kaçmasın. Cumartesi Oberhausen. Pazar Köln. Bu hafta sonu. Evet, bu hafta Gelecek sonu. hafta sonu da bir başka Evet. sürprizimiz var. Ben onu sonra Evet. söyleyeceğim. Evet. Oberhausen'de saat 13'te, Köln'de saat 15'te olacak. Evet, arkadaşlar getirdiler aslında Dijivol'deki karelere gelmesin isterseniz. Tam ekran verin arkadaşlar, görelim onu. Evet. Evet, bu önemli bir Bu kitap. kitap işte üçüncü baskısını yaptı. Ben çok mutlu oldum. Bizi mutlu eden şeyler bunlar hocam işte. Doğru. O Bunları zaman, konuşacağız, tartışacağız ve seçimlerden sonra Türkiye nereye gidiyor bunu değerlendireceğiz. evet. Şimdi orada da tartıştım şimdi. Ali Erbaş'a... Oraya geçmeden ben bunun sürprizini de Buyurun. söyleyeyim. Gelecek hafta, ben yanlışlıkla pazar dedim, pazar değil, gelecek hafta sonu da, bu önümüzdeki hafta sonu değil, o sırada sevgili Yanardağ konferansta ve imzada. Öbür hafta sonu, cumartesi günü 18 Mayıs'ta, 19 Mayıs dolayısıyla gene Köln'de değerli meslektaşım, Cumhuriyet yazarı Zülel Kalkandelen'le birlikte bizim devrim ve karşı devrim konulu bir konferansımız olacak. Ve aynı konuları tartışacağız ve kitap imzası yapacağız. 18 Mayıs, cumartesi günü Köln'de, Köln Üniversitesi'nde bir yer ayarlanmış. Orada bir konferansımız ve imzamız var. Anlaşılan iki hafta sonu üst üste değerli Almanya'daki izleyicilerimizle karşılaşacağız, konuşacağız, göz göze, gönül gönüle kitap imzalayacağız. İki hafta Değerli sonu. seyirciler, sakın kaçırmayın. Bu da çok önemli bir fırsat. Evet, çok teşekkür ederim. Ben bir parça Tele1'le dayanışma toplantıları niteliğinde de bu etkinlik. Ben Fikir Atölyesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. CHP Almanya Örgütü bu konferansa ve toplantılara destek olacak. Başka kuruluş ve platformlar da var. Adını ben oraya gittikten sonra daha geniş sayabilirim. Hatta bu konferans salonlarında düzenlenen etkinliğin yanı sıra belki küçük başka birkaç toplantı daha olabileceğini söylüyorlar. Şimdi buna geldikten sonra hocam hemen bir soruyla son gündemdeki konuları